Köy ziyaretiyle ödevine başlayan Sinan Bey, ikinci gün fırını yakıp ekmek pişirmiş, dün de kümes hayvanlarını yemledikten sonra bahçe işlerini yapmıştı. Bakalım bizi köyde başka neler bekliyor? İyice alıştım ben bu köye. Çizmelerimi giydim. Sen de kara lastiğin şalvarı falan gibi yakışmış ya, güzel oldu. Dün tavuklara baktık, yemledik, yumurtalarını aldık. Bugün de level atladık. Büyükbaşlara ilgileneceğiz. Şaka yapıyorsun. Tabii canım, büyükbaşlara bakacağız. Yemini vereceğiz, altını temizleyeceğiz, suyunu vereceğiz. Başka arzum var mı? Arzum var. Yapacağız, yapacak bir şey. Bu öder. Zaten yabancı değilim bu işleri biliyorsun. Yaparım yani, sıkıntı yok. Bakalım ne olacak, çok merak ediyorum. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahıra geldik. Geç korkma, geç. Ay bir dakika dur. Korkma, ne hallere girdim ya. Ahıra girdik bugün. Ben burada asla yaşayamam. Ödev kaldık ama asla bana göre değil. Emine abla, benim bir ödevim var bugün. Onu başardığım şekilde tamamlamam lazım. Bu hayvanların bakımını yapacağım bugün. A'dan Z'ye hepsini. Ne gerekiyorsa en baştan sonuna kadar bana tarif edecek, söyleyeceksin. Yapmam gerekeni ben yapacağım yani, tamam? Bu işler o kadar kolay değildir yani. Kolay görünür ama. Sen rahat ol. Ben az, üç aşağı beş yukarı şeyim, altyapım var yani. Sen Sivaslı rahat yapar. Tamam, ben size göstereyim o zaman. Tamam, ilk önce ne yapacağız? Önce atlarını çekeceksiniz. Tamam. Ne tarafa doğru çekelim? O tarafa doğru. Tamam. Kirli samanlar çekildikten sonra ahırın zeminine temizleri serpilecek. Bu ıslak yerlere mi? Evet, ıslak yerlere serpilecek. Tamam abla. Şimdi ne yapıyoruz? İneğin göğsünü yıkayacağız. İneğin göğsünü yıkayacağız. Evet. Ahırın temizliği yapıldı. Artık hayvanların karnını doyurabiliriz. İyi yavrum, afiyet olsun, afiyet olsun. Sen alacaksın böyle iki tane inek. Bahçede bakarsın. Başka arzun var mı senin? Sıra geldi süt sağma işlemine. Bakalım Sinan Bey bu işi tek seferde başarabilecek mi? Aşkım, ay, geliyor. Geliyor da. Tamam, olacak aynı şekilde. Devam. Ben tutayım mı aşkım? Sen pıs 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 yap. Yabancı olduğu için sütünü vermiyor. Tanıyor yani. Sinan Bey, isterseniz hanımefendi nasıl yapılacağını göstersin. Bak, göstereyim ben size. Elini kaydırmıyorsun değil mi abla? Yok, böyle bir şekilde tütünde böyle çekiyorsun yukarıdan aşağı böyle. O yukarıdan şey yapınca geliyor bu şekilde. Tamam, bir daha deneyeyim abla. Sinan aşkım, dursana ben bir bakayım. Solak ya belki. Ellerim düşsün mü? Bak, dur bakayım bir. Ne olacak? Tabii ki verimciye gibi olmuyor. Tabii canım. Korkma. Maşallah diyerek şey yap. Maşallah. Ay. Özlem, yine ben biraz yapıyorum. Sen. Aa, geldi. Süs sağmak eğlenceli geldi ama yapınca olmuyor. Olmadı. Güzel, keyifli ama bana göre değil. Aha. Oo, buldum yatağı. Abla, galiba öğrendim ben bu işi ya. Evet. Bayağı bir litre falan çıktı yani. Bir bardak oldu. Oldu mu bardak? Bir litre değil, bir bardak canım. Süs sağarken ilk başta biraz zorlandım ama sonradan alıştım yani. Sonuçta köy yerinde bu işte biraz daha bayanlar yapıyor. Erkekler biraz daha bakım işleriyle uğraşıyor. Daha yapılacak tek bir iş var. Bu saatten sonra buradan bir ev alıp buraya yerleşmek yani. Yapacak başka bir şey yok. Oldu. Başka arzun. Bizim ineklere bakıcı olarak gelirsiniz zaten. Tamam abla, ben gelirim. Bir yerleşim. Ben gelirim, rahat ol sen. Hadi gidelim artık. Bir ödevini daha tamamlayan Sinan Bey, köye yerleşme fikrini iyice kafasına koydu. Bakalım stüdyomuzda Sinan Bey'e kimler hak verecek?